beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds, I... Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hanımefendi, değerli misafirlerimiz, bu güzel gecede okumak için Kelkit'ten İstanbul'a gelen bir Anadolu gencinin yolculuğuna eşlik edeceğiz. Kazandıklarıyla ülkesine değer katmak için çalışan bir Türkiye sevdalısını alkışlayacağız. Bu gece Doğan Grubu'nun kurucusu Sayın Aydın Doğan'ın iş hayatındaki 60. yılını kutlayacağız. Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıl dönümü gala gecesine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlk şirketinde 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türkiye'nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktorlar ve diğer ulusal, uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum. Allah'a çok şükür grup olarak alnımız açık, başarılarla dolu bir tarih biriktirdik. Anadolu kimliğimizi hiç unutmadık. On binlerce ailenin hayatına dokunduk. En fazla iftihar ettiğim iki şey var. Biri, bu ülkede yıllarca en yüksek seviyede vergi verenler arasına girmekte. 45 yıldır bunu devam ettiriyorum. Benim için vergisini dürüst vermeyen vatanseverlik sınavından geçemez. Bir iş adamın ülkesine yaptığı en önemli katkı vergi vermektir. İftihar ettiğim ikinci şey, vakıf olarak eğitime, sanata, kültüre yaptığımız katkılar. Yarattığımız markalar başarılarıyla Türkiye'ye mal oldu. Satın aldığımız pek çok şirkete değer kattık, daha iyi bir yere getirdik. 60. yılımızı kutlarken önümüzdeki 60 seneni planlamanın heyecanı içerisindeyiz. Biz ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türk ekonomisinin her türlü zorlu şartı atlatabilecek bir dinamizme ve güce sahip olduğuna inanıyoruz. Aile olarak şu konuda kararlıyız. Biz ülkemizde kazandığımızı yine ülkemiz için yatırıma dönüştürmek, Türkiye'ye değer katmak için varız.